kuru bitkiler. Çay yapılacak bitkiler mesela kantaron. Kantaron bitkisinin yağından faydalanılıyor. Soğuk infüzyon yöntemiyle yani soğuk sıkım zeytinyağının içinde bekletilerek ilaç yapılıyor. Bundan faydalanılıyor. Aynı zamanda çay olarak da içiliyor. Bu da çay olarak içilecek bir kuru bitki. Tabii çok fazla bitki olduğu için evde bunları uygun şekilde saklamak bazen zor olabiliyor. Bunun ne olduğunu unuttum mesela bu tohumun. Bunlar ayrılacak ve istiflenecek. Üretim kadar tohumların sınıflandırılması ve saklanması da önemli. İsimlendirilmesi. Mesela burada da bir tohum var ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar tekrardan isimlendirilecek. Bunun roka olduğunu düşünüyorum. Böyle küçük kırmızımsı tohumlar. Bu da aynı sepa. Tohumları kıvrık ve virgül şeklinde oluyor. Bunu yazmama gerek yok yani biliyorum. Ama tabii ki yazmak, isimlendirmek, hatta Latince isim yapmak çok önemli. Bunları ekeceğim artık. Başka tohumlar da var burada. Bazılarını hazır almıştım. Bazılarını kendim üretip çoğaltmıştım. Lif sünger kabağı var mesela. Limonyumdan çok memnun kaldım. Yani çok güzel bir bitki. Çok yıllık, kalıcı. Deniz lavantası deniyor mu? Limonyum. Limonyum başka mıydı? Şimdi kafam karıştı. Deniz lavantası limonyum olması gerekiyor ama şimdi bakmam lazım. Bu aynı sefa. Bunları ekeceğim. Bundan da yağ yapılıyor. Burada bir sürü şeyler var. Tohumlar ekilecek. Bu da mı aynı sefa? Bu da aynı sefaymış. Bunu da ekeceğim. Tabii bitkiler farklı zamanlarda kurudukları için böyle parça parça tohumlar olabiliyor. Bu kız gözü çiçeği. Bu limon otu. Lemongrass. Bahçede şu an çalı gibi olanı var. Ama bu daha cılız olanı. Limonyum deniz lavantası olması gerekiyor. Çok güzel bir bitki. Çok yıllık. Güneşi çok seviyor. Tekrar bir bakmam lazım şu anda. Lif süngerinden de çok memnunum. Yetiştiriyorum. Kaliforniya gelincik tohumu var. Gül hatmi, vapur dumanı da çok güzel. Menekşe. Bunlar bahçeye bitki çekmek için inanılmaz faydalı. Bahçeye faydalı böcekleri, arıları çekmek için faydalı. Tabi bahar tüm güzelliğiyle ve yoruculuğuyla geliyor. Böyle kıştan çıkınca bol oksijen bazen bizi yorabiliyor. Şimdi tohumlarımı kabaktan yaptığım doğal saksıya ekeceğim. Saksının içine toprağı doldurdum. Aralıklı olarak dikilmesi gerekiyor ama artık benim bahçede yer kalmadığı için sık bir ekim yapacağım. Eğer gelişemeyecek gibi olursa budama yapacağım. Ama aynı sefa bu konuda oldukça toleranslı. Yani çok fazla isteği yok. Sık ekime, kıraç toprağa. Yani her şartta kolayca yetişiyor. Bu şekilde tohumları toprağın üstüne yaydık. Daha aralıklı da ekilebilir. Ama şöyle bir şey de var. Tohumlar zamanla canlılığını kaybedebiliyor. Çimlenme yeteneklerini kaybedebiliyor. Onun için sık ekim biraz iyi olabilir. Sonrasında seyreltme yapabiliriz. Şimdi üstüne bir kat toprak atabiliriz. Ya da şöyle fıstıkla ıslattığımızda zaten toprağın birkaç santim altına gidecektir. Bu da aynı sefa bitkisi için yeterli.
Ve bu şekilde çimlenmeye bırakıyorum. Üzerine biraz daha toprak ekilebilir. Karnımız doydu. Ama tüylerimiz çok kirli, yağlandı, keçelendi. Kızımla benim ortak noktalarımızdan bir tanesi. Saçlarımız sürekli böyle keçeleşiyor. Bunları makasla kesmek gerekiyor ama kızım izin vermiyor. Çünkü sokak köpeği olduğu için sokakta birilerine havlıyor. Onlar da korkuyorlar, vuruyorlar ya da işte motosikletle korkutuyorlar. Yüksek ses yapıyorlar. Böyle böyle saldırganlaşıyor. Herhangi bir cisimle ona yaklaşacağında zarar vereceğimi düşünüyor ve istemiyor. Yani müdahale ettirmiyor tüylerine. Ancak böyle kaşımam çok hoşuna gidiyor. Yani içeride bir bakteri cumhuriyeti vardır. Pati mi veriyor? Aferin sana kızım. Bir kalanşo türü. Lemongrass bu çalı şeklinde. O tohumunu aldım. Daha böyle ot şeklinde oluyor. Keten bitkisinin çiçekleri. Şu anda tam zamanı. Aktarlardan tohum alıp ekim yapabiliriz. Ben de öyle yaptım. Herhangi bir siteden almadım. Böylelikle aktarın taze tohum satıp satmadığını da anlayabiliriz. Kuşlar geldi. Kuşlar da bugün neşeli ve canlılar. Çünkü hava ısındı. Hava ısınınca onlar da mutlu oluyor. Gel bakalım.